Efendim, dedik ya internet üzerinde bir daraltma, internete erişimle ilgili bir sıkıntı yaşanıyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden de kurmaylar BTK'ya gittiler. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP İzmir Milletvekili Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan BTK'nın önündeler ve neden bu daraltma, neden bu erişim sıkıntısı sorusunu BTK'ya sormak üzere gittiler. Açıklama yapıyorlar. Bir bakalım o açıklamada detaylarda neler var. Büyük bir afet içerisindeyiz. Canımız yanıyor. Anneler ağlıyor. Evlatlar babalarına, ailelerine kavuşamıyor. Bir taraftan da bakıyoruz ki en çok bu zamanda iletişime ihtiyaç olunan zamanda Twitter'ın iletişimi kesilmiş, daraltılmış. Böyle bir şey olamaz. Sosyal medyayı kısmakla hiçbir şey engellenemez. Biz de Sayın Tuncay Özkan İzmir Milletvekilimiz, Bilişim Mecraları Komisyonu üyemizle birlikte BTK'ya geldik. Geldik burada dedik ki bir bilgi talep ettik. Saat 15'te neden daraltmaya gittiniz diye sorduk. İçeriye geldiğimizde dediler ki bir kişi var efendim, o da Metin Yazıcı idari, binanın idari işlerinden sorumlu bir kişiye. Ona sorduk, dedik bu bant daraltma uygulaması kararı kimin tarafından hangi gerekçeyle yasanın hangi maddesine göre verilmiştir? Bir soru daha sorduk. Başka, yoksa siz vermediyseniz başka bir odak noktası mı? Başka bir kurum mu? Veya bunu yapan kimdir, tespit ettiniz mi? Bu konuyla ilgili bir suç duyurusunda bulundunuz mu? Bakın, Türkiye çok acı günler yaşıyor. Canımız yanıyor. Afet, yas içerisindeyiz. Şu anda bu buldukları sadece sosyal medyaya erişimi azaltmak ne demektir? Allah aşkına akıl, vicdan, insaf, her türlü şeyi söylemek lazım. Şu anda yapılması gereken tam tersine iletişim kanallarının maksimum düzeyde açılması, insanların birbirine daha rahat iletişiminde olması gerekir. Geldik, sorduk ve kendilerinden cevap bekledik. Sayın Tuncay Özkan ve ben kendilerine anlattık. Sorularımızın cevaplarını istiyoruz dedik. Numaralarımızı verdik ve bekliyoruz. Bu sorunun cevabı onun karşılığı olamaz. Şu anda olması gereken daraltma değil. Bu iş olması gereken vatandaşın erişimini kolaylaştırmak. Buradaki temel sorun Bilgi Teknolojileri İletişim Başkanlığı'nda muhatap bulunamamasıdır. Binada olan tek kişi, o da yoldan geri çevrilen İdari İşler Müdürü'dür. İdari İşler Daire Başkanı'dır. Diğer yetkililer ne yazık ki böyle bir soruya yanıt veremediler. Ve şu an binada sadece daire başkanının, idari daire başkanımızın bulunduğunu söylediler. Başka hiç kimse yok. Şimdi buradaki sorunu şöyle çözelim. Biz saat 15'ten itibaren bu görüşmeyi yapmak için telefon ediyoruz. Randevu istiyoruz. Türkiye'nin bilgilendirilmesini, bunu kim yaptı? Korsan olarak mı daralttılar sosyal medyanın bant genişliğini? BTK mı yaptı? Başka bir kurum mu yaptı? Nasıl yaptınız? Hangi mahkeme kararıyla yaptınız? Hangi idari kararla yaptınız? Ancak bunların yanıtları yok. Biz şimdi iletişim bilgilerimizi verdik. Binada olan tek daire başkanı bunları aldı. Bize yarın veya öbürsü gün bunların bilgileri ulaştırılacak. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir yönetim biçimi olamaz. Bu ancak otokraside olur. Bu ancak bazı gerçekleri saklamak isteyen yönetimlerde olur. Türkiye'nin yarısı kan ağlıyorken, bir diğer yarısı o kan ağlayan yarısına yardım için canhıraş, ciğeri yanarak yardım peşinde koşarken bu tür yasa dışı, ne olduğunu bilmiyoruz çünkü. Bu tür yasa dışı diyorum çünkü yasal olup olmadığına dair bize bilgi verilmiyor, toplum aydınlatılmıyor, uygulamalar o insanların hayatına mal olabilir. Biz bunu reddediyoruz. Biz bununla ilgili olarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi bildiklerimiz var ama onlardan açıklama bekliyoruz. Eğer onlar açıklamalarını yalan yaparlarsa, yanlış yaparlarsa onların suratlarına çarpacağız. Ama şimdi kendilerine toplumu aydınlatmaları için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, ana muhalefete bilgi vermeleri için bir süre tanıdık. O süreyi bekliyoruz şu anda. Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir iletişim hattımız var. Evet. Oraya gelen şeyleri Şimdi söyler misin lütfen abi? O daraltılma olduğu dakikadan itibaren bizim telefonlarımız yine kilitlendi. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Gerçekten günahtır. Gerçekten büyük vicdansızlıktır.
bu kadar beceriksizlik, bu kadar vicdansızlık olamaz. Kabul edilecek bir nokta değil. Bu şu anda her şeyi bir kenara bırakıp vatandaşın iletişimine odaklanmalı. İnsanların birbirine kavuşmasını, bir an evvel kavuşmasını sağlamalı. Tek dert bu olmalı. Soruları sorduk sayın vekilimle birlikte, cevabını bekliyoruz ve takipçisiyiz. Buradayız, bekleyeceğiz. Cevap gelene kadar ve takipçisi olacağız. Vatandaş soruyor. Nerede devlet diye. Biz de soruyoruz. Kim yaptı? Devlet nerede? Devlet nereye saklanıyor? Devlet olsa, devlet gerçekten bu milletin devleti ise vatandaşın canına kast edecek böyle bir hareket içinde bulunamaz. Biz de soruyoruz. Devlet nerede? Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı BTK'nın önünden seslendiler. Bu hayati günlerde, bu çok kritik dakikalarda insanımızın iletişim içerisinde olduğu, çok hayati bilgileri, çok hayati paylaşımları yaptığı şu anlarda neden bu internet daraltıldı? Neden internet erişimi adeta kısıtlanır bir noktaya getirildi? Çünkü depremin ilk anından itibaren, bakın burası gerçekten çok önemli, çok hayati. İnsanlarımız ellerindeki cep telefonlarıyla mesajlar attılar, tweetler attılar. Dediler ki şuradayım, şu adresteyim, şu kadar insan yanımda, şu kadar vakit var, yardıma gelin diye. O enkazın altından haberleşebildiler. Ne sayede? İnternet sayesinde, Twitter sayesinde, WhatsApp sayesinde. Peki üçüncü günün sonunda neden bu kısıtlama? Şimdi muhalefet cephesi diyor ki ya bu kadar hayati bir süreç içerisinde bu kısıtlamayı siz yapmadıysanız kim yaptı? Onu bulun, gereğini yapın. Eğer siz yaptıysanız da nedenini açıklayın. Eğer nedenini açıklayamıyorsanız da o zaman büyük bir sorun var diye tepkisini ortaya koyuyor muhalefet cephesi. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, tüm muhalefet ses yükseltti. Öğleden sonra saat 15.20 sularında internette problem başladı. Erişim sorunu var, paylaşım sorunu var ve insanlar adeta ne yapacağını bilemez şekilde ne oldu diye sormaya başladı. Ve bu internet kısıtlamasıyla ilgili olarak da tepkiler ifade edildi. Az sonra genel başkanların da verdiği mesajlara bakacağız.